Pankekimsi pizzamsı bir şeymiş. This looks very delicious. Herkese merhaba arkadaşlar. Hollanda'dan selamlar olsun. Hollanda'da selamlar olsun burada. Hollanda'dan Türk kardeşlerime. Şu anda Amsterdam'ın en büyük süpermarketindeyiz. Arkamızda food market var. İçeri geçelim, alışverişe başlayalım. Burası bu arada normal bir market değil. Marketin içinde restoran kısmı bile apayrı bir yer. Arkadaşlar video geçmeden önce sadece şunu söylemek istiyorum. Bu tarz videolara çok uğraşıyoruz. Bana destek olmak için yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olmak ve videoyu beğenirseniz like atmak. Başka bir şey değil. Fazla uzatmayalım. Bir araba alıp alışverişe başlayalım. Bu arada kot ceketle ben geldim ama burası aşırı soğuk. Öyle böyle değil ve sürekli yağmur yağıyor. Bu memleket nasıl bir memleket ya? Hani yağmur böyle bir 10 dakika duruyor. Ben tam o anı yakaladım dışarıda video çekmek için. Sonra başlıyor ve 6 saat, 7 saat hiç durmuyor. Hani burada yaşayanlar bilir, Hollanda böyle mi ya? Ha bir de yağmur. Şu götten çok ucuz, bayağı ucuz. Şöyle iki tane şu götten aldım. Bak bunları çok seviyorum. Böyle arasında çikolata var. Etrafı da bisküvi. Bayılırım. Bundan bir tane alalım bakalım. Oo bak. Cookies and cream diyor. Kurabiye ve krema. Bu da çok güzeldir. Denemedim ama deneyeceğiz arkadaşlar. Proteinli müsli bar var. Karamelli çikolatalı diyor. Tamam bundan bir tane aldım böyle protein falan yazıyor. Alalım bakalım. He bu da ballısıymış. Bundan da alayım bak. Bu da güzeldir. Bak bu Türkiye'de acayip pahalı bir şey. Yulaf sütü. Burada sadece 1.69 euro. Yani o kadar ucuz ki burada. Ya şu şişeyi Türkiye'de 150 liraya alırsınız. Ben bundan da bir tane aldım. Bayağı severim çünkü. Burada sütler ne kadar ucuzmuş ya. Harbiden bayağı ucuz. Hollanda deyince tabii ki de peynir ve sıkı bir peynir alışverişi yapacağız. Oha! Haskit'le benim hellimi ne kadar sevdiğimi bilir. Ama bugün hellimi almayacağız çünkü Kıbrıs'ın hellimi zaten. Biz bugün Hollanda peyniri alacağız. Bak şu tarz. Üstte Hollanda'cı yazıyor anlamıyorum ama alalım arkadaşlar. Bunlar hep Gouda peyniri bu arada. Neler alsak neler alsak. Oo bak şöyle bir isli peynire benziyor, bunu da alayım. Aha bu cheddarmış. Ne kadar güzel duruyor değil mi? Bunu da aldım. Of bunlar roquefort mu ya? Roquefort. Küflü peynir. Yemediyseniz kesinlikle önyargılı olmayın. Acayip güzel. Yani tatlı niyetine yersiz öyle bir peynir bu. He burası direkt komple küflü peynir reyonu. Bu arada bunlar da peynir ha. Bunlar içi peynir. Oo bak bunlar da güzel duruyor ha yalnız. Bu ne lan? Aa bak Old Amsterdam peynirleri. Bunun tadımına gitmiştik. Bu arada peyniri ben çok tüketirim. Harbiden hayvan gibi protein var içinde. Güzel peynir alırsanız. Gel gel gel. Asıl olay burada. Oo bak bu pestolu. Bu da peyniri. Alayım. Aha işte bu. Filmlerde farelerin yediği peynir olarak taradığınız grevyer peyniri. Bu da böyle delikli peynir olarak. Hatta ayı grevyer peynirine benzetirler zaten delikli olduğu için. Grevyer peyniri alalım. Ha buradan tadına bakabiliyoruz bunu. Bazen. Bu da Gouda. Şu altta bunun bak büyüğü var. Bu direkt bunun bir parçası yani. Bu arada peynir reyonu böyle devam ediyor bu arada. Şimdi arkadaşlar bazı peynirin beyaz, bazı peynirin de sarı olmasını neye bağlıyorsunuz? Bunu yorumlara belirtin. Sizce neden bazı peynirler beyaz, bazıları sarı? Yorumlara belirtin. Videonun sonunda söyleyeceğim bunu. Sizce neden? Hadi düşünün bakalım. Google'dan bakmayın ha. Tadımlık. Aç aç ye, aç aç ye. Şöylece alalım. Bu ne? Of. Bu da güzel duruyor ha. Bak bu turşu gibi içi peynirli böyle. Alayım bundan da. Efsane ya, bayağı bayağı peynir var. Nevzat abi, dananın bacağını, 48,5 numara giyen dananın bacağını asmış oraya. Şunlardan da alacağım. Şu an bütün paramı peynire veriyorum arkadaşlar. Hadi alayım bunlardan da. Bu arada aramızda kalsın, harbiden acayip ucuz. Üstünde ben fiyatlarına bakmadım bunların hiçbirinin ne kadar olduğunu bilmiyorum ama... Hani 7 euro şu mesela. Buranın birim parası düşünecek olursan işin içinden çıkamazsın. Ne diyelim? Arkadaşlar burada 30'lu yumurta diye bir şey satılmıyormuş. Ya 30'lu yumurta burada böyle duruyor. Bunu alamıyorsunuz. Buradan böyle 6'lı kutular var. Tanesi 42 centmiş. 6'lı bir alalım şöyle. Bir tane daha alayım bari. Yani ne kadar oldu 6'lı yumurta? 2.48 euro oldu. TL'ye çevirince ne kadar oluyor? Ha. Arkadaşlar size çok ilginç bir şey göstereceğim şimdi. Sushi ama dürüm sushi. Böyle büyük bunlar. Dürüm olarak yiyebiliyorsunuz. Bakayım neliymiş bu? Sushi salmon wrap. Somonlu bir deneyeceğim. Ha, zaten bunlar hep sushi malzemeleri. Hep bak. Oo gel bak burada sushi var. Envai çeşit sushi yani. Bu marketin en sevdiğim yanı arkada restoran var arkadaşlar. Normal yemek sipariş edip yiyebiliyoruz. Hadi bakalım. 2 quattro stagionis for me please.
Yani burada bayağı böyle pizzanızı sipariş edip içeride yemek için yer var. Böyle bir devasa bir market. Bak burada pizzanın her çeşidi var zaten. Buradan yiyebiliyoruz. Şurada fırın var. Şimdi arkadaşlar içeride pizzamızı sipariş edip yiyeceğimiz yerde bir mikrodalga fırın var. Buradan yemeğinizi, bak burada patates mesela. Bunu alıp içeride mikrodalgada ısıtıp yiyebiliyorsunuz. Acayip güzel bir sistem. İlla bir restorana oturmanıza gerek yok. İstediğiniz yemeği ya buradan bak. Oha bu ne lan? Karnı yarık. Isıtıp yiyebilirim ben şu an burada. Ulan harbi çok pratik ya. Vallahi çok güzel. Öyle aman aman fiyatları da yok yani. Şu 3 euro bu arada. Bildiğiniz eşek kadar patlıcanı koymuşlar. He bak şunlar şu bitter bonunlardan. Şunlara bak ya. Bildiğin adam sana tostu hazırlamış. Tek yapman gereken şey makineye basmak. Hani bu kadar pratik şeyler de var. Ne kadarmış mesela? 1 euro 79 cent. Çok iyi lan. Harbi çok iyi yani. Hani normal bir insansan bir tane tost yiyorsun mesela işe gitmeden önce. Hani bu seni bayağı kurtarır. Pankekler var aynı şekilde. Isıtacaksın sadece ya. Başka bir şey yapmayacaksın. Krep olarak var bak. Krepler uff. Çok güzel duruyor. Baksana şuna. Hepsini yemek istiyorum. Pizzalarımız çıktı arkadaşlar. Bunlar ciddi güzel. Odun ateşinde pişmiş pizzalar bu arada. 20 dakikada ayakta bekliyorum. Ama Avrupa'da zaten herkes her şey için bekliyor. Hani beklemek bir bizde böyle sinirlenme sebebi. Bu adamla alışmışlar beklemeye. Thank you, have a good day. Gel bakalım. Alışveriş yaparken yorulduk ve acıktık. Gömelim şunları bakalım. Okey. 2 pizza 15 euro tuttu arkadaşlar. Normalde dışarıda bir restoranda pizza yerseniz 15 euroya 1 pizza yiyorsunuz. Burada 2 tane yiyebiliyoruz. Arabayı bırakalım dışarı. Thank you. Pizzalarımızı aldık. Sularım da var. Gömelim bakalım şu pizzaları ya. Böyle görüne bakmayın bu arada. Pizzalar bayağı doyurucu. Hayvan gibi yani büyük. İlk pizzamız bitti. Harbi akıyor arkadaşlar ya. Ben böyle bir saatte hiçbir şey yemedim falan deyince makara sarıyorsunuz da arkadaşlar harbiden bir saatte ben bayağı acıkıyorum. Bunun esprilik bir tarafı yok yani. Bir saat bayağı uzun bir süre. Her saat başı yemek yenmesi lazım kesinlikle. Kafede güzel şeyler de var ha. Hani bütün daha yeriz bir şeyler. Burası Avrupa arkadaşlar. Burada tepsiyi bırakmıyoruz masada. Bunları çöpe atıp tepside iade edeceğiz. One apple tart for me please. Thank you. Have a good day. Bak burada çatallar var. Çatallar tahtadan. Sushi yemek istiyorsanız çöp stick bile var yani. Öyle her şeyi koymuşlar. Hemen bakalım. 2 euro da buna verdik arkadaşlar bu arada. Yemin ederim 10 numara. Valla Winkel'den daha güzel değil. Onda krema da vardı çünkü. Ama tart olarak bakarsan kapışırlar yani. Tabii Hollandalılar peyniri ve tatlı işini beceriyorlar. Hele böyle karamelize tatlıları. Öksürme lan. Şaka yaptım arkadaşlar. Avrupa'dayız. Gerginlik yok yani. Burada her şey chill. Hepimiz medeniyiz. Seneleri insanlarız. Konuşabiliriz. Çok ilginç dondurmalar var. Bu bir dondurma. Neliymiş? Arkadaşlar salam gibi dondurma yapmış adamlar ya. Çok güzel. Ah ah ah. Gönül ister burada da bu dondurmayı şöyle kutusundan sıyırıp yiyebileyim. Hatırlıyor musunuz o videoyu? Kabından sonra çıkartıyorsun bu şekilde. Oh, şöyle biraz daha. O hareket Avrupa'ya bir iki tık fazla yani. O medeniyetin bir iki tık üstünde. Ona gerek yok. Ya acayip güzel dondurmalar var ya. Limonlu limonlu. Bu sorbe. Ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Canla çektiğimiz videoda hatırlayın. Bize öğün arasında bir dondurma geldi. Buzlu kapta. Buzlu buzun içinde böyle. Yemekler arası. Şimdi balıktan ete geçeceğimiz için. Aha. O böyle bir damak temizlesin. Bir böyle değişiklik olsun. Hemen balık eti olmasın diye. Yemek geçişlerinde balıktan ete geçiyorsanız da etten balığa geçiyorsanız. Dilde tat değişimini reseptörler hissetsin diye. Bu tarz dondurmalar kullanılıyor. Bunu böyle bir top, çok küçük bir kaşık o geçiş arasında yiyorsunuz. Onun için özel bir dondurma bu. Ve pahalı da bu arada. Diğer dondurmalara göre mesela. Oha Ben & Jerry's de bayağı pahalıymış bu arada. Ha o da Amerikan değil çünkü İtal. Harbi çok güzel dondurmalar var ya. Burada da var. Of.
Çok üzüldüm şu an, bunların hiçbirini götüremiyorum Türkiye'ye. Acaba portatif taşınabilir valiz gibi buzluk var mı? Hani valiz gibi ama buzluk. Ama onu gümrükte alırlar ya. Ama satmayacağım, ben yiyeceğim kardeşim hepsini. Kendim için götürüyorum. 2024'te hayal edilen uçan arabalar, gerçekte hayal edilen şey taşınabilir valiz buzluk. Stroop Waffle. Burada her şey Stroop Waffle. Şimdi arkadaşlar size Avrupa'da çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Natural Mineral Water ve Sparkling Mineral Water. Bu Sparkling Mineral Water maden suyu gibi bir şey, tamam mı? Ama su olarak satılıyor. Onlar da suyun çeşidi olarak sayılıyor. Bu da böyle bir bilgi. Avrupa'ya çıkıp su alışverişi yapacaksanız Natural Spring Water olmasına dikkat edin yani. Ben yanlışlıkla bir kere öyle almışım. Altılı aldım. Şöyle hayvan gibi büyük aldım. Hepsi maden suymuş yani. Arkadaşlar burada aromalı sular satılıyor. Bak bu karpuzlu mesela. Aha bak bulduk. BCA, protein tozu falan filan. Hepsi marketlerde satılıyor. Bizim ülkemizdeki gibi virüs, ölümcül muamelesi yapılmıyor kesinlikle. Bunların korkulacak hiçbir yanı yok. Ha tabii ki ben bu markayı alır mıyım? Almam. Protein Ocean Tuna koduyla alırsınız daha iyi arkadaşlar. Harbiden bu geldiğimiz market Jumbo market. Her şey var içinde. Oha bunlar hep şey. Fit bak bunlar. Ha bu biri koymuş lan, Fit Brownie sandım. Biri oraya alıp buna koymuş lan. Aha yine Stroop Waffle. Glutensiz Stroop Waffle. Burada her şey Stroop Waffle. O zaman inceden kasaya doğru gidelim değil mi? Şu götten çikolata aldık mı? Şu götten önemli çünkü. Onu da aldığımıza göre kasaya gidebiliriz. Poşetler bile gülümsüyor burada. Öyle bir medeniyet. Okay. Yeah, please. Thank you, have a good day. Alışverişimiz tam 104 euro tuttu arkadaşlar. 104 euroya hani hayvan gibi peynir aldım yani Türkiye'de yerim diye. 104 euro bu alışveriş. 17 euro da içeride harcadım. Yedim içtim falan filan. Bu market gezisi bana 4000 TL'ye falan patladı yani. Şimdi marketten çıkacağız. Şöyle Hollanda çiçeklerinin önünde market faslı kapayım dedim arkadaşlar. Şimdi her ülke yeni yıl yaklaşırken bir yeni yıl festivali yapar. Böyle panayır şeklinde yemeli içmeli hediyelik alışveriş falan filan. Şimdi Hollanda'nın Den Haag şehrinin yeni yıl festivali ne gidiyoruz. Haydi o zaman fazla uzatmayalım. Festivale gidelim. Burada bulabildiğimizi yiyeceğiz. Her şeyi gömeceğiz. Daha dolaşalım bakalım. This looks very delicious. İstiyor musun? One for me please. Okay. No, you can put it to trash. Thank you. Arkadaşlar açılışı frambuazlı tatlı yapmak istedim. Harbiden bayağı lezzetli duruyor ya. Burası tam benlik bir yer. Daha bunun gibi envai çeşit yiyecek var burada ya. Can I put it to trash? Thank you. Thank you. Yemeğe devam. Hello. Hello. Are they apple candies? Yes, they are. Which one's the best? I like with the sprinkles. Like the Christmas colors and like the sorts. This one's caramel? Caramel, yeah. Okay, this one. Yes, please. Yeah, I'll make it fresh for you, yeah? Thank you. It's 5 euro, please. Okay. Want to take my card or cash? Card, please. You maybe want to taste? What is that? So it's like fluffy pancakes. It can be hard, man. Pancake-miş arkadaşlar, deneyelim bakalım. Mmm. Really good, really good. Peki, karamelli aldım arkadaşlar. Bayağı güzel. Acayip. Arkadaşlar Hollandalıların daha böyle geleneksel şeyleri tatlı üzerine. Zaten waffle olsun, pankekler olsun, bu tarz böyle elmalı şekerler falan. Adamlar tatlıyı bayağı iyi yapıyorlar. Hem basit şeker, hem meyve şekeri, glukoz, fruktoz hepsi bir arada bayağı güzel. Hey. Hello. Hey. What is that? Flammkuchen. It's a sort of pancake with different kind of flavors. Which one is your best? I like the salmon. Salmon? Yes. Okay, one for me please. Okay, no problem at all. Pancake'imsi pizzamsı bir şeymiş. Bakalım göreceğiz. Buranın sokak yemeklerinden. How do you spell this food? How do you call? Flammkuchen. Flammkuchen. Yeah. Flammkuchen'miş arkadaşlar. Yeah. Flammkuchen. Flammkuchen. Okay. Böyle somonlu, yapraklı, ne yaprağı olduğunu bilmiyorum. Ne yaprağı bu anne? Senin kokuna benziyor ama değil. Başka bir şey gibi.
Bu başka bir şey, evet evet. Gömelim bakalım. Oha, bu bayağı güzel bir şey. Vallahi arkadaşlar bilmediğimiz neler var ha. Hem karbonhidrat hem protein hem de yağ, acayip sağlıklı bir yiyecek yani bu. Bayağı güzel. So delicious. Yes, I liked it. And a good day. Burada herkes acayip güler yüzlü ve sıcakkanlı ya. Ve şunu belirtmek istiyorum. O kadar rahat çekim yapabiliyoruz ki kimse triplere girmiyor. Ay beni mi yazın bilmem ne. Rahat insanlar yani, triplere girmiyorlar. Hello. Do you cook duck? Yeah, I do. Yeah. Which one is your best? Typical Dutch Eenden bitterballs. You do bitterballs with duck. Okay, okay, sure. Arkadaşlar, Hollandalıların bitterballen diye mezeleri var, top şeklinde et. Şimdi bu ablamız bize bunu ördekle yapacak. Ördekli bitterballen. Çok merak ediyorum ya. Burada gezerken acıkıyorum ha. Okay. Have a good day, thank you. Bitterballenlerimizi aldık. Gel şöyle içelim anne. Bayağı sıcakmış. Arkadaşlar bunlar çok sıcak diye yanına su aldım. Susuz gitmiyor. Şu 2 bardak suya 8 euro verdik. Ya 2 bardak su 240 küsür lira. Burada su acayip pahalı. İlginç bir şey daha söyleyeyim. Mesela bunu aldığımız yer su satmıyordu. Değişik. Çok da acayip değişik tadı yokmuş yani, normal. Arkadaşlar burada küp şeklinde bir sürü tatlı var. Bunlara fudge deniyor. Buradan kendimiz kutu alıp bunu tarttırıp ödüyoruz. Hello, yes. Hello, more favorites on this side. Ah, okay. It's my first time eating your fudge. Welcome. Böyle alıyorum çeşit çeşit arkadaşlar. Are they just aromatized cubes, right? It's English street food. Yeah. It's better when you put the cubes in small parts. Then the taste is better. Really? Yeah, okay, yeah, okay. Because this one, if you eat it once, it's a lot of sugar. Yeah. It's better to small slice. I'll bite slowly. yeah, that's better. And take some hot coffee or tea with it. Şimdi arkadaşlar bu fudge'lar İngiltere sokak lezzetiymiş aslında. Buraya böyle bir stand açmışlar. Bunları küçük küçük yerseniz çayla veya kahveyle tadı daha güzel olur dedi. Küçük küçük ısıracağız o yüzden. Tartalım bakalım. €30. Okay. So I close it. No, I'm going to eat them. You're going to eat it? Yes, yes. Okay. Thank you. Okay. Have a good day. Thank you. Şimdi deneyelim bunları arkadaşlar. Bunlar hepsi el yapımı tat küpleriymiş. Hepsini tek seferde yersen şeker komasına ölürsün dedi. Muzlu ve çikolatalıydı bu. Bu karamelli tuzlu. Harbi ağır bunlar. Şu kahveli kremalı. Bu ahududlu cheesecake'liymiş. Bayağı güzel. Ulan sokak lezzeti diye video yaptık. Asıl sokak lezzeti bunlar oldu. Ha ama o Amsterdam sokak lezzetleri. Burada bu panayırda her milletin sokak lezzetleri var yani, karma. Arkadaşlar bu da böyle çiğ börek gibi bir şey. Arjantin sokak lezzetiymiş. Çok pahalı bu arada. Onu söylemek istiyorum. Homemade sauces. Ah, okay, okay. Yeah. Bu bizim halis mulis eski şehrimizin çiğ böreği gibi bir şey. Aynı şey tipte. Burada sosları varmış. Bu zaten İspanyolların acı sosu. Tadı zaten direkt İspanyol. Onu söylemek istiyorum. Takomsu bir tadı var yani. Bir tanesi 6,5 euroydu. Pahalı bayağı bu arada. Bugün her milletin yemeğini yiyoruz. Oh. Hello. Chocolate one. Okay, one for me please. Yes. Just eat. Sure. İngiliz sokak lezzetiymiş. Ne kadar çok İngiliz sokak lezzeti var ya burada. Bu bir pasta gibi bir şey. Yani acayip değişik bir şey değil. Yani brown, bildiğiniz brownie ile aynı. Biz artık bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Önce markette bez alışveriş yaptık. Sonra panayırda birazcık gezdik. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Destek olmak için de kanalıma abone olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.